Evet. Eğer bu kapasitede değilse zaten kangal köpeği kangal köpeği değildir. Şunu da söyleyebilir miyim? Kangal köpeği sahip. Buyur adam abi. Şunu da söyleyeceğim. Yani ölü kurda çoğu köpek girer. Yok abi bak ben size... Ben yani işte, av köpeği besliyorum. Ama canlı ölü kurda girmeyen köpeğe ha. Ben akıllı bir köpek olarak şimdi ben alıyorum. Bir şey anlatacağım. Ben av köpeği besledim. Fermalı av köpeği besledim. Bıldırcına veya kekliğe attım vurdum. Hı. Ölürse köpek ona aport yapıyor. Evet. Yaralıysa aport yapıyor. Yaralıysa ferm alıyor. Tamam. Yani o hayvan onun sağ veya ölü olduğunu biliyor. Abi aportu maportu bilmem. Sağ mesela av vurdun kekik öldü. Ölüyse ağzını alıp sana getirip veriyor. Ama o can çekişiyor falan canlı ya gidiyor ferm alıyor onu. Diyor ki hala canlı tüfeğini hazırla. Hani bu uçabilir diyor. Yani bunu... Al köpekleri bir de başarılı. Şunu da diyebilir miyim? Yani bunu kanka bak. Aynen. Ben açıkçası şunu gördüm. Ölü kurt leş kokusunu yaymaya başlamışsa en kurçuit bile olsa geliyor kokluyor üzerine eşit bir yer. Bunu zamanında yaptılar. Tamam. TRT belgeselinde şeyden yaptılar değil mi? Kuzunun ayağını bağladılar köpek beklemedi başka. Şunu söyleyebilir miyim? Baba. Yani ustam bugün %50 eğer ki ölü kurda giriyorsa o %10'a da düşebiliyor. Canı kurtta. Ya tamam bu ölüye girmek. %50. Şimdi ölüye girelim. Baba kangal köpeği diyeyim. Şöyle söyleyeyim. Kangal köpeği yani. Ya da ölü kurda giriyorsa canlı kurda da %10'a da düşebilir. Tamam abi. Bu dişicilik ne zaman belli olur biliyor musunuz? Hı. Canlı kurt da belli olur. Yok. Kurttan dişi yedikten sonra belli olur. Kurt dişi atıyor ya. Özgür Adaster. O zaman. Aynı hesaba geliyor. Bunda aman postu boğdu ya da boğmadı. Ya da posta girmedi. Niye? Bunun bir önemi yok bence. Önemli de değil, aslında bozulan çok ifade. Bir, birisi ne yazmış kurtan biliyor musun? Bir dakika. Doğru. Evet. Ne demişler biliyor musun? Ölüsünden korkanın dirisini sikeyim demiş birisi. Çok güzel bulaşmış, yarın gelsin. Aynen. Şimdi abi, bu ne ölü kurt testi kesin bir bilgi demek, ne de belki kesin bir bilgi demek. Bak abi şimdi. Tamam. O köpek... Kurtla gerçekten karşılaştırdığında belli oluyor. Şimdi bir o geçen video çekti mesela. Evet. Süleyman'ın etlerini çekti. Bence o işler kurtçu. Kurtçu. Biz de biliyor. Arkadaşlar bak. Ölüsünü de boğuyor. Dirisi de olsa evet. Boğar. O şey. Evet. Tamam mı? Bir de yarın bir video yayına girecek. Şimdi problem bir de yarın ama spoiler yok. Girecek. Spoiler yok. Şimdi mesela bizim itlerde spoiler yok. He. Tamam söylemiyor parasını. Şimdi köpek gider, bazı köpek tutar, sallar onu. Ama bu kurdun tazeliğine ve eskiliğine göre de değişir. Şimdi, ben şu tam bir şey soracağım, soru cevap şeklinde. Ben sorayım. Tamam abi. Şimdi sorayım. Kangal köpeği kurda niye saldırıyor? Sürüyü veya bölgeyi kurttan korumak için değil mi? Hı-hı. Yani kurd onun için saldırıyor da öyle değil mi? Hayır, o doğduğu gün. Yok, kurd onun doğduğu gün düşmanı değil, kurt sürünün düşmanı, kangalın düşmanı değil. Vallahi kangal sürüyü korudu. Kangalın düşmanı. Tamam da, madem öyle. Bir senin kafesinde kurt da besledin sen. Senin köpeklerin hepsi kurtçu. He. Yemeleri lazımdı o kafesi. Yeri deşip gidip o kurdu yemeleri lazımdı. Ona alışıyor. Niye? Çünkü onu tehdit olarak algılamıyor. He. Yani tehdit değil o. Tehdit şimdi değil mesela tabii. Senin köpeğine ben normal ses tonuyla gelsem hiçbir şey demezler. Senin kendi videonda da var mesela. Hı. Yenge Hanım orada diyor ki beni bir köpek yaraladı diyor. Yavuz diyor benim şeyimi duymuş diyor. Kafesi kıracaktı, çıkacaktı. Niye? Çünkü onun koruma içgüdüsü var. Yani kangalın içgüdüsü koruma. Evet. İşin temelinde bu var. Ölüsü de dirisi de bu kurdun tehlikeyse kangalın koruduğu alana, koruduğu sürüye, sahibine veya o ailedeki kadınlara, çocuklara tehdit olursa onu her türlü kurt değil ne olursa olsun etkisiz hale getirir. Ya bu... Ama bu tehdit değil abi. Yani bu tehdit. Ya tehdit bu dinli siktiğimi ihtiyar et. Küfür yok, küfür yok. Abi davara kurt da alıyor. İte gösteriyor. Kurt önünde it o tarafa dönüyor. Tamam o korkak ite dediğim bir şey yok ki benim. Kardeş, o zaten hiçbir şey sanmıyor. Bu sanmadım. Bunu sahada dinleme, görmediğin sürece işte bunu testi mümkün mü? Diyemezsin. Bunu testi mümkün mü? Helal lan. Aynen. Bunu sahada göreceğiz. Tam testi ya, mümkün değil. Davara kurt dalınca. Kurtçu iti çobandan başkası yalan olur. Hiç kimse bilemez. Aynen öyle. Kurtçu iti varsa zaten. Bir dakika şöyle yapalım. Sırayla konuşalım. Adem abi söz sende. Sonra abime vereceğim. Anlat. Bunu sahada deneyeceğim. Kurt davara dalınca o köpeğin hareketi. Benim önümde de çok köpek geçti. Kurda gösteriyorum. Kurda lambayı tutuyorum. Projektör. Kurda açta. O arka tarafa gidiyor. O ne yapacaksın? Göte bir tekme fırlayacaksın. Geçip gideceksin. Yenisine bağıracaksın. Her zaman. O zaman görmemezden geliyor. Kurtçil nasıl olur?
kurtçilik mi? Evet. Davarı kurtçilik, davarı kurda verir. Yani var şu benim için kurtçuldu, koyun kurtçuydu, öyle bir şey yok. Kurt her türlü hırgızdır, çalır yani o. Onda bir şey yok, sıkıntı yok. Kurt, it kurt yıkmıştır, koyun çobanın aynı sürüde yani köpeği adam kurt yıkmıştır. Aynı sürüde kurt çalabilir. Çünkü hırgız ama nasıl söyleyeyim şöyle. Kurt 10 kere gelir ama kurt cirit 8'inde bilmesi lazım. O ikisinde bir şekilde çalır. Yani bir it 10 kere kurt biraz sonra da rakip bir kurt abi bu şey. Ama her türlü bir şey kurt bir şekilde çalır. Bir de eke ise eke köpek ölü kurdu dakikada anlıyor. Bana ben ölüyüm ölü bilmem diri önemli. Diri önemli. Yaşadık. Abi dirisi yok, dirisi yok, ölüsü var. Vallahi var. Dert yaşayan arkadaşlarımız var, çobanlarımız var. Ben defalarca yaşadım. Benim önüme senede binlerce köpek geçiyor. Evet. Barış abiye bir köpek geliyor. Diyor ki adam kurtçu diye alıyor Barış abi. Önce ben buraya bir test için gönderiyorum. Bir hafta davara götürüyorum. Aynen öyle. Doğru mu? Test makinesi. Bir hafta davara götürüyorum. Barış abi yapıyorum. Ya Barış abi bu hiç kurtçunun alakası yok. Peki dışarıdan gelen itlerin içine hiç iyiydi diye çıktı mı? Yok, teşekkür ederim. Çok hissiz de binde bir. Binde bir. 100 tane de bir tane. Ya binde bir. Yüzde bir çıkarsa başarı değil mi? O zaman ben şunu anlıyorum sohbetten. Ölü bir kurt leş kokusu da salıyorsa böyle taze bir kurt kokusu yoksa ama şu ekeği çökmüyor. Yani şöyle bir şey var. Ya yani çökmeyen de var. Tecrübeli çökmüyor. Bazısı zaten şeyde posta geldiğini belli ediyor. Evet. Ya postan bile yani korkan köpekler yaşadım ben. Çünkü ben kurtla besledim. Şuncacık kurttan. Amcam yine iti çoban Mert'i derdi. Tamam. Böyle kurtçu, böyle kurtçu. Şuncacık herif besledim. İt köyü terk etti. Ya bak güzel bir şey demek. Bunu hepsi yaşar. Çoba her gün geliyor, it böyle etti, it böyle etti. Halbuki alakası yok. Şunu da en ilkten yani gözü açmam kurttan itin korktuğunu bilirim. Başka. Adem abi o zaman şöyle diyebilir miyiz? Kurt konusunda kurt konusunda yapılabilecek tek bir gerçek test var. O da Suriye'ye bir gerçek kurt. Aynen. Talmadığı sürece. Saha. Ölüsü mürüsü yalan. Ölü hikaye. O köpeklerin ölüyü biliyor. Ölüye giren it kurdum. Ben test dedim, ölüye girdi. Dedim bu çok süper, heveslendik. Davara götürdük, yemin olsun. Davara kurt daldı. Yetmiyor bile, hep arka tarafa gidiyor. Bakmaz bile. Değil mi? Dilisi başka, ölüsü başka. Adem mi? Tamam, işi... ölüsünden korktu, korktu, tüyleri kabarttı. Ya Ümitsa sen de şu kuyum. Getir şu canı kurdu, getir. Bir dakika kardeş. Bak, ben sana... Ama bak, seninki nasıl biliyor musun? Bak, senin işi farklı bir iş. İte sanki taş atar gibi biliyor musun? Kurdu kaldı mı izin üstüne atıyor. Bana ya yapma. Bir şey anlatayım. Bir dakika ilk konu ben her tür şeyim açayım. Varsa canlı bir kurdu olur. Şimdi galiba. Adem, bir dakika. Adem ne oluyor? Sen de bir dakika. Tamam kardeşim. Bir şey anlatayım arkadaşlar. Adem'in Talaz'da bir köpeği var. Adem Talaz'a aşık. Üstelik rahmetli Mevlüt abiden kalma bir köpek. Allah emanet. Şimdi Adem Talaz'ı çok seviyor. Talaz'ı götürdüm bizim oraya. Bizim orada da gerçek kurt var hocam. Hocam benim bir orijinal kurt. Kurt çok edin. Abi köpek mesela... Ümit abi bugün, bu geceden sonra... Bir dakika abi. Tamam sen dinle. Rune, Rune bu sekine. Heh. Şimdi Talaz'ı götürdüm. Fotoğraf çekeceğim ha. Yani kurda falan denemiyor. Fotoğraf çekeceğim. Talaz'ı çıkardım. Abi köpek kendi kendine. Ya ben kurt çıkmadım. Lan beni çekti gidiyor köpek. Ticaretini yapıyormuş. Köpek gitti direkt abi, bizim kurdun kafesine. Ama orayı görmüyor aslında. Direkt kurdun kafesine gitti, canlı kurda gitti abi. Sonra ben köpeğe yükledim, Adem'in oraya gittim. Dedim ki Adem sana bir kötü haberim var dedim. Yani. Dedi ki kurda gitmediyse hiç indirme dedi. Hemen al geri götür dedi. Şimdi ben de iti buna veriyorum, bu test ediyor ya. Dedim ki ya dedim kurda girme. Hiç indirme dedi, hemen al git dedi falan. Dedim lan hadi iyisin gene kurda gitti dedim falan. Mesela o köpek kurdun postuna çökmüyor. İşte biz ama de, gerçeğine yani bak, gidiyor. Biz, ben onu da anlatıyorum işte. Şimdi mesela... Ümit Sasa taklan hadi. Benim ayarlarım var oluyor. Bak o gün başlamayız. Onda diyeceğini başta diyor değil mi? He. Yani şimdi... Deli bak ben sen için bahar kurt besleyeceğim. Ya ben şeyim var. Kurt sağ şeyim var yani. Ben itim kurtçuluğu biliyorum. Ben de diyorum sana. Şimdi bir dakika duyacağım. Ben senin itiğin üstüne. Aa şimdi kurt postunu atayım yine korlar. Bak korkma. Kurt da yırmış it. Bak ben sana şunu söyleyeyim mi?
Bak senin için baharın tamam. Kaçıncı ayda diyeyim? Beşinci ayda. Altıncı ay, yedinci ayda benim evime kurt geçer. Orijinal kurt, yok yok. Geçer geçer. Şimdi erikleyecektir. Bak bir dakika, Doğan görünümü Şahin mi, orijinal Doğan mı? Nasıl? Doğan görünümü Şahin mi, orijinal Doğan mı? Ne Şahin? Orijinal. Ya benim öyle bir derdim yok. Ben orijinal olmayan köpeği ne diye saklayacağım? Benim sürüm var. Kurt, kurt da orijinal değil mi? Orijinal yok. Bizde orijinal olmayan hiçbir şey bize yaramaz. Kurdun orijinalını. Büro senin için de o şeyi saklayacağım. Çünkü sana da bir işim. Bir müddet sana sağa kurt gibi kurt besleyeceğim. Ya şunun dili durmuyor abi. Aynen bak, benim bak. Dilim durmuyor. Şimdi sen onu yap, Paris'te YouTube videosu yapsın. Vicdansınız, ya, merhaba versin. Kurdu ben veriyorum. Kurdu ben veriyorum. Abi oraya koyuyorum. Diyorum ki. Paris'te de doğa koruma şirketi kurdu. Evet, şu kangal efsane arkadaşlar. Ümit Usta'nın arkadaşlar. Ondan sonra ne diyor biliyor musun? Şerkan değil mi? Harbi efsane. Arkadaşlar şey yapıyor. Kurda bağırıyor. Bozumu diyor, sarayı mı diyor? Ben verdim. Şüt, şüt. He şey değil mi? Harbi efsane. Ben bu konuya bir nokta koymak istiyorum. Şimdi. Buyur baba. Her türlü hayvanın hislerinin olduğunu biliyoruz değil mi? Evet. Hislidir. Hayvan insana göre daha hisli bir canlı. Tamam. Şimdi kangalda da bu üst düzey. Aynen. Şimdi Umut'un burada 150 tane köpek var. İçinde safkan olanlar var, Anadolu çoban var, akbaş var. Şimdi evet. Hepsi de hisli. Normal bir ses tonuyla Umut'la konuşun. Hiç, sen sabah köpekleri geziyordun bir yol. Hiçbiri sana bir şey dedi mi? Normal bir ses tonuyla konuşun. Demedi abi. Demedi. Niye demiyorlar? Çünkü seni tehdit olarak algılamıyorlar. Abi bu işin testi olmaz. Bu iş Adem Usta'nın da dediği gibi daha da belli olur. Hani diyor ya ben diyor daha sağa sağa şeyden de belli. Daha da belli olur. Şimdi sen kurdu tutuyorsun, getiriyorsun. Mesela onu senin getirdiğin o köpek biliyor zaten. Yok. Ya hiç görmesin o. Canla bilemez. Ha yok. Ama mesela gözün göre göre getirirsen kurdu getir ha köpeği kurdun yanına getirmeyi demiyorum ben. Kurdu köpeğin yanına getirmeyi diyorum. Veya işte bunu köpekleri test etmek için zamanında TRT yaptı değil mi? Koyunların ayağına bağladı, kangallar başını uş, bekleyecek uş, mi diye yaptı, beklemedi de. Kardeşim. Niye? Çünkü onu insanın bağladığını tabii köpek baba. Biliyor, görüyor. O ben kadar hafta bir hayvan değil ki. Baba, 10 günlük kurt köpeği. Ya en iyi. 15 yok. Öyle kangallar var ki, kangal dediğimiz, çevremizde baba. Demişmiyor. Bak kangal dediğimiz, şuncacık en iyiden köyü terk eden köpekler tanıyor. Tamam biz onlarla konuşuyoruz. Ben hepsi yaşadım. Ben hepsini besledim. Ben resmine ormana girmeyen köpekler biliyorum ya. Canlısını, ölüsünü, yavrusunu boş ver. Kurt çıkabilir diye, tehlike diye resmi var. Ormana girmiyor yürüyüş. Bir şey söyleyeceğim. Ben onları da biliyorum yani. Yetişkin alfa kurt şu an canlı yayına bağlanmak istiyor. Alfa kurt? Alalım mı alfa kurdu yayına? Alfa kurt bize. Al abi. Al al al. Baban ne olur Kemal'e dönmesin. Vallahi baba. Al al al. Alfa kurt yayına bağlanmak istiyor. Alalım mı yoksa? Alfa kurt. Bağlansın da kim olduğunu bilir. Alfa kurt barış abi. Kurt olsun. Kurt olsun bağlansın. Saatten sonra bu kafayla bize kimse yetişemez. Vallahi ne diyorsun yani. Yani. Neyse alfa kurt barışa görüşecek. Şu anda kurda söz hakkı doğdu. Tamam doğdu. Tamam ver abi. Sen kurdun yerine konuş Adem abi. Ya alfa kurdu veriyorsa bana ver bana. Ya bu iş söylemeyle olmaz. Bu iş sahada olur. Ya bunu yaşama lazım. Bir ol. Bak bu işi ben sana şöyle söyleyeyim. Biz ölürsen de yani dirirsen ama yaşamak lazım. Yıllardan beri davar güden arası abi. Ben hayatım çobanlığından geçti. Ama hiç etti davar oldu. Evet. Bir köyde bak 20 sene davar oldu. Yapma diyorum sana ya yapma. Ne, aranızda ne özel konuşuyorsunuz? Ne özel konuşuyorsunuz? Bir gün bir tane it getirdim. Evet. İsmini söyleme tamam anlat. İsmini boş ver. Evet. İt. Muhteşem anlatılan. Barış bu. Abi arkanda da senin soyuna ait bir dünya köpek var ha. Aynen öyle. Biz de burada çok. Ondan sonra köpeğe lan şu köpeğe çok met ediyorlar. Domuz boğdu, ayı boğdu, boğdu falan. Her şeyi havada uçuruyor köpek. Buna dedim ki herhalde şunu birkaç gün davara götür. Şüphelendim ama işte. Buna verdim Adem'e. Götürdüm. Daha ikinci gün mü, üçüncü gün mü? Allah'tan denk gelecek ya. Bunlar işte oturmuş çay içiyorlar, kurt geliyor. Adem elektriği tutuyor, kurt orada. İte diyorlar, it dön bu tarafa, bak it diyor yok öbür tarafa bakacağım. Bir şey soracağım, it oldu acemilik çeker mi? Hemen lafın üstüne iti savunacağım. İt acemilik çeker. Çekir. Yani yetişkin bir köpek. Ne kadar acemilik çekerse çeksin. Farklı bir sürü. Bak eğer it kurtçuysa çekmez.
Ne kadar acemilik çekerse çeksin, o yabaniyi gördüğünde otomatik onun birol neydi? Kimyası değişiyor. Kimyası değişiyor. Bak, bir şalteri kapatıyor, bir şalteri açıyor. Açıyor otomatik. Şimdi bak şöyle, bak Serkan. Gününden ben bir it aldım. Barış biliyor, Barış'ın kapıya da indirdim o iti. Abi it arabanın içinde 7 senedir ilk defa arabaya biniyor. İlk defa yabancı adam tasmasını tutuyor iti. 7 senedir dağda büyümüş it. Abi arabanın camından vallahi diyorum yolda gördüğü şeyi arabayı yıkacak ya. Barış gelin kaptan, Barış'ın kapıya getirdim. 30 senetin içine soktum. Bırak 30'unda boyun büyüğü hiç. Tamam abi geçen. Şimdi bu ilk kurdu görsen şimdi 10 parayı alır mı? Geçen senin oraya bir dişi getirmişler çekmeye. Niye kafese yürüyorsun? Abi direkt et. Bak mesela şimdi Ümit'in sarıyı hesapla. Şimdi sarı. Oğlum, bizde yaş yok. Mesela burada arabadan indiriyor. Köpek yere yatıyor. Yatabilir abi bak şimdi burada köpek çok. Şimdi insandan da dayak yemiş oluyor it. Şimdi mesela bu kırmızı it. İt de var aslında içinde ama. Büyük koçu kimse az. Abi şimdi Adem gibi bir elimin adamın eline düşmüştür. Barış abi bir şey söyleyebilir miyim? Sana şu meydan okuyan bir tane kurt vardı ya. Şu hikayeyi bir anlat da millet de bilsin ya. Arkadaşlar öyle bir kurt yok. O kurt normalde Rusya'da. Öyle bir kurt var da adamın haberi yok. Adamın haberi yok. Yani bunu yayınlayan adamın gerçekten haberi yok. O kurdu aslında hiç görmedi. Tamam. Bu internette sadece bir görüntü. Sahte haber. Kurt sahte. Yani kurt belki de var ama Rusya'da mı, Kanada'da mı? Adamın eline video geçmiş üstüne ses kaydında uygun demiş. Şimdi bu arkadaşımız buna ses kaydı yapıp o kurdu kendi Türkiye'deymiş gibi. Yani okey. Aslında çocuğu da tanıyorum. Kolpa mı iş? İş kolpa. Kolpa. Şimdi öyle bir kurt ne Türkiye'de var şimdi, ne de onun sahibi var. Savaş abi, bu tamamen bir hikaye. Hemen, tamam. Bu sadece internette izlensin diye yapılan bir şey. Neymiş kurt ya? Ya sözde bir tane Rusya'da dev kurt varmış. Barış abi köpeklerini salmış. Sözde köpekleri sokuyormuş. Ulan hani görüntü getirin. Şimdi getirin deneyek. Şimdi o görüntü şöyle. Yani. Bizim 2 sene önce... Kim verdi onlara hediye? 2 sene önce dizi çektiğimiz dizi. Bir tane video var. Videoda köpekler kanlı ve yaralı. O arkadaş almış o görüntüyü kesmiş. Güya köp... Vurduğu yere getirmiş de. Titan falan fıstık yapmış. Aslında o başka bir video. Ama ne öyle bir kurt var, ne de onun sahibi var. Aslında o videoyu yapan Türkiye'de... Demin ki sarıyı getirdi de. Ama kurt... Belki de öldü lan kurt. Kurt 20 sene önce yaşadı. O da belli değil yani. Adem abi senin için çok gergin bir insan diyorlar. Nasıl? Oo bak itin asosu geldi. İtin asosu. Gel gel gel. Ya canım. Adem abi bilir mi? Hay maşallah. İt kapalı yere şimdi daha da yürüyelim. Uzun. Bu titan kardeşim. Korktu korktu. İçeri gelince korktu. Neyse bu atan kalabalık. Maşallah Umut. Harbi 10 numara ha. Titan. Tamam. Titan. Ama maşallah oğlum benim. Demek ki sarıyı getirdim şu aklı. Barış'ın yeni tini. Bunun cinsine dönüp Ümit. Hı? Bunun cinsine dönüp. Şahmar Ümit benim. Uzun gide. Uzun. 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 Titan. Ama maşallah oğluma benim. Projeler bak şimdi şu köpekleri anlatayım ben. Bu köpek kardeşi de öyleydi, siz de bilirsiniz, sizin bölgelerde yaşadı bu köpek. Bu köpek gözünün gördüğüne girer. Ama gücü yetmez. Yani mesela yeri gelir kendinden şey olur, güçlü olur, yeri gelir formunda olmaz. Hani şimdi biz bunu nasıl değerlendirecek? Mesela bir de diyor ya kurt boğmuş, kurt boyamaya da bilir her köpek yani, gücü yetmez. Boyamıyorsun da hediye edeceğiz. Hayvan ortama geldi ya bak hayvan resmen titriyor. Evet. Tedirgin oldu, tedirgin oldu. Oğlum. Hay maşallah sana. Tepki veriyor bak. Umut resimlerde de harbi burada tarih var ha. Var şu benim sevdiğim iti göster bak. Abi bir tane var. Senin sevdiğin it burada bak. Şu mu? Bu it, bu it, bu it. İşte seni tanımak da güzel bir şey. Hemen nasıl biliyorum hangi iti gösterdiğini? Baba, 500 tane fotoğraf var. Hemen nasıl bildim ki onu gösterdiğini? Şu iti tanıdın mı lan? Hangi it? Abi tercüman. Hangisi göster Barış abi? Karol'un yanında Karol'un.
Yok. Yani... Neredeydi lan Ümit? Haydi şimdi bir şey. Şunu tanıdın mı? O Beres, Kırmo. Şey bu. Tamam. Herkül. Herkül. Şunu tanıdın mı? Valla. Yakşı o da. Harbi çok güzel bir işiymiş ha. Delinin kızı. Oyt'un şampiyonu değil mi? Kaç defa süper şampiyonu var ya bak. 6 kere. 6 kere değil mi kimse? 1 yıl içinde 6 kere şampiyon. 1. geldi. Resimde gurulduğunda. Barış abi bu her şeyiyle panter değil mi? Her şeyiyle panter abi. Deli panter kızı işte. 10 numara köpek. Bu mu? Sen bunu bir canlı görseydin resimde bize görünüyor ki. Bir haftaki. Bu hangisi Barış? Herkül değil mi? Sen köpeği. Bu da mı panter? O da panter. Vay be panterlere bak be. Şu Samsun yarışmasında birinci olan köpeğin babası işte bu. 10 numara köpek. Biraz uzun kardeş. Uzun lan sizin oralara gelen köpek işte. Ya Adem'den aldın mı öbürü mü? Yok Adem'den aldım değil öbürü mü? Tamam. Yok Adem'den aldım. Ne güzel bir kendi gittin. Baba. Eniklerinden alalım. Ümit. Baş, Türkiye şampiyonası şu sertifikası da onun kişi. Bunu var ya. 3 lira abi ya 3 lira. Bu ben aldım. İçeri sordurur da. Savaş abi. Bu da çok güzeldi. Bu da babamın yani. Ayıp. Bu. Umut Başkan. Buyur abi. Siyah abi. Son bir türkü. Yayını kapatıyoruz. 300 kişiyiz. Dedi ki vallahi nasıl söylesen sanatçı manat sorarım bakacağım. Hadi yani hadi son bir türkü son bir türkü. Son bir türkü. Yok olmaz. Ben söyleyeyim daha lazım. İşte gidiyorum Çeşmesi yanına. Kangaldır aşağı ama gönlüne yakışır. Evet Zeynep bu güzellik var mı oyundan? Hadi. Hangisini söyleyeyim? Ümit Usta. Yapıştı. Kangaldan aşağı mamaşın koyuyor. Dur lan. İki dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. İki dakika sessizlik. Barış Çiçek. Altın Kangal. Ortada 10 numara bir Kangal. Türküyle evet. Kapatıyoruz hadi. Hadi bakalım. İyi bir türkü söyle. İşte gidiyorum Çeşmesi ya. Onu bilsem. Bilmiyor musun lan? Yok. Ya. O zaman gönlünden ne geçiyorsa onu söyle. Hadi bize genel söyle kardeşim lan. Söyledi de söyle. Uzu! Hayatım. Uzu senin de umudum yetti lan. Koyayım ağrıma girmedi. Gelir. Biraz 3 Başak 2 ben duygulandım. 1 Tasma söyle bize de. Adam havaya giremiyor ki. Hayır, giremedim ki lan. Girdin, girdin. Ne söylesek ki? Demin bildiğin kötülük söyle ya. Sürekli söylediğin kafana takılan. Kafana takılan. Olmazsa olmaz diyor ya. Ha şöyle. Kafana çok ya. Devam ettirelim. Şöyle böyle bir şey. Canlı yayının ya, kötü tarafı bu. Valla takıldım. Canlı olunca şey işletemiyorum. Edit de yok bro. Dağlarına dargınım, yollarına yorgunum, gözlerine sürgünüm yar. Sensizlik bana ölüm, kalbimde açan gülüm, yen gelmezse gelsin ölüm. Dağlarına dargınım. Hadi Ümit Usta. Şey Ümit Taşlar. Ne? Ne karıştı ya? Hadi hadi benim için. Ümit Usta. Sen artık Umut, canla ya. Umut Taşlar'ın emmi indi. İnan diyorum. Ne kadar? Ya sen de artık yani bir şeyden başla. Ümidim kalmadı bilmem ne. İtten başla, itten başla. Köfteden başla, köfteden başla ki yani. Biz de diyelim ki kardeşimiz de bu işin içinde yani. Bizim de bok edeyim elbirli yerlerde. Ha, demek iyi ara verdin yeter. Aynen. Ciddi diyor. Ortal düzelsin mi? Hadi bak. Sıkıntı. Umut abi giremedin. Bir güzel sevmiştim. Yanağım zerre. Benziyordu gülüşleri. Saz ile söze. Ha baba ha. Bir güzel sevmiştim. Vurma da ben ikiniz de pişini çekeceğim. Bütün bağlantınızı da keseceğim. Bak. Burada yolda kendine konuştum. Bu uygulamadı. Bak sana da deparacağım dedim. Gülüşleri. Ama bir Adem gülü vardı diyecektiniz. Sazıyla sözüm. Önce Kerem oldun.
sonra ferhat oldum. Çöllerde gezen benziyor gülüşleri sazıyla söze. Benziyor gülüşleri sazıyla söze. 10 numara 10. Ağzına sağlık kardeş. Ümit Taşan'ın kardeşim. Ümit ilk başta söylediğin bir türküler geldi. Sen biliyorsun. Neydi o? Şey şarkıştan geliyor. Deniz Beniz şarkıştan. 50 mi 30 mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ona da sarıyı getirin lan. Getireyim.